Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Peki gebelikte riskli hastalıklar neler? O soru yarım kalmış. Evet, şimdi her hamile kadın o 282 gün boyunca bazı sıkıntılara maruz kalabilir. Hamile kadına bir şey olmaz diye bir durum yok. Burada aslında pek çok soruya da yanıt vermiş olacağız. Evet hocam. Hamile kadın kalp hastası da olabilir. Allah korusun bacağı da kırılabilir. Boğaz yolu enfeksiyonu da olabilir. Akciğerinde de problem olabilir. Karaciğerinde de problem olabilir. Sarılık da olabilir. İdrar yolu enfeksiyonu olabilir. Bu hastalıkları iyi takip etmek, yönetmek lazım. Hatta en çok problemler hamilelerde dişle ilgili problemler oluyor. Ve bazı diş hekimi arkadaşlar gebe hastalardan çekiniyorlar ve kaygı duyuyorlar. Hiç tedavi etmek istemiyorlar sanki, ama buradan hemen altını çizerek şu cümleyi söyleyelim. Hiçbir diş tedavisi gebelik nedeniyle ertelenmez. Yani hamileler dişlerinde çekim dahil her türlü tedaviyi hamileyken görebilirler. Ama bazı diş hekimi meslektaşlarımız aman sen hamilesin yapmayayım etmeyeyim diye bazı hastalara problem çıkarıyorlar. Bunları duyuyoruz. Yani bir kolaborasyona karşılıklı ilişkiyle diş hekimi meslektaşlarımızın gerekirse kadın doğum uzmanlarını arayarak böyle bir tabloda ilaç verebilir miyim ki verilebiliyor. Yine halk arasında yanlış bilinen dişe lokal anestetik yapılan bir madde var. Onu morfin olarak biliyorlar. İşte morfin yapıldı, uyuşturuldu anlamında. Onun da morfin değil zaten. Bir lokal anestetik. Onun yapılmasında bir sakınca yok. Diş röntgeni çekilmesi gerekiyorsa o röntgenin çekilmesinde bir sakınca yok. Çekim dahil hiçbir diş tedavisi ertelenmiyor. Gebelikte eğer bir travma olduysa, kemik kırığından şüpheleniyorsa karın korunarak belli film çekilebilir. Yine akciğerde bir enfeksiyondan, zatürreden şüpheleniyorsa çekilebilir. Ben iki anıyı söyleyerek bunun önemini belirleyelim. Bir müzik öğretmeni, hatta bir 10 yıl kadar önce hastam vardı. Çok şiddetli mide problemleri var. Ülser gibi diye düşünüyoruz. Ülser olduğunu dahilcisinden belki onaylattırmıştı diye hatırlıyorum. Ben de bu ülser ilaçlarını kullanabiliyoruz. İlaçları sınıflıyoruz biz A, B, C, D, E diye. B grubuna giren ilaçlar hamilelikle rahatlıkla kullanılabiliyor. A da öyle. C mutlak tıbbi gerekçe varsa kullanılıyor. D ve X'ten uzak durmaya çalışıyoruz. Bu ilaçların sınıflaması, kategorileri ilaçlarda da yazar kutularda da hastalar ona bakarak kullanıp kullanmayacağını kendileri bilebilir, ama yine doktora danışarak kullanmaları lazım tabii ki. Bizde mide ilacı ben de mide ilacı yazmıştım. Fakat öğretmen hanım daha sonra gittiği eczanede, eczacı değil, eczane teknisyeni bir arkadaş, "Aa, bu ilacı doktor nasıl yazdı, bu bebek için sakıncalı değil mi, bunu bilmiyor mu?" gibi söylemiş. Ama aslında da kadın doğum uzmanına itibar etmektense o arkadaşa gidip ilacı kullanmıyor, bize de söylemiyor, söylememişti. Daha sonra ciddi bir mide kanaması, mide delinmesiyle ameliyat olmak zorunda kaldı. Aslında o diyen arkadaş da hani eczacı teknisyenleri, eczacılar vesaire buradan da hani burada eğer bir şüphe duyuyorsa hemen hekimle, kadın doğum uzmanı bunu yazan doktorla temasa geçmeleri faydalı. Hastaya bu şekilde ifadelerde bulununca hasta bazen işte o kadar enteresan oluyor ki eczacısına bir karşılıklı ilişkinin kuvvetli olmasına bağlı olarak bir esnaf vatandaş ilişkisi gibi de yakın ilişkiler kurup doktordan daha çok güven duyabilir. O yüzden o güveni boşa çıkarmamak lazım. Hekimle konuşarak, "Ya ben bu ilaçtan rahatsız oldum doktor bey, bunu verelim vermeyelim doktorun" diye biz de bağlantıya geçmeleri lazım. Mesela o mide kanamasının sorumluluğunu almaması lazım. Yani şimdi oradaki doktor öğretmen hanım, "Ya ben alıyordum ilacı, sizin yüzünüzden almadım, bu oldu" desen olacak. Benzer bir şey basit bir zatürre dediğimiz pnömoni geçiren bir hastaya verdiğimiz antibiyotik hasta kullanmayıp ondan sonra hastalık tüberküloza kadar ilerleyince tüberküloz tedavisini almak zorunda kaldı. Bu sefer tüberküloz ilaçlarının bir kısmı bebek için sakıncalı. Orada da bunu kullanma diyenlerin sorunu var. Ekranları başında hamile olmayıp etrafında birçok hamile olan vardır. Yani şu anda yanında, sağında, solunda, akrabası mutlaka veya komşusu, arkadaşı hamile olan yüzlerce kişi vardır. Onlara önerilerimiz kulaktan duydukları, internetten, sağdan, soldan gördükleri, okudukları bilgileri hemen hastalar aktarmasınlar. Yani "ben böyle duydum, böyleymiş" demesinler. Çünkü onlardan etkilenebiliyorlar. O kadar hani normal doğum yapabileceği halde, sırf normal doğumu böyle bir
abartılı hikaye gibi anlatan kadınlar yüzünden diğer kadınlar normal doğum yapamayabiliyor veya işte etkileniyor doğal hani olarak. Hakikaten normal yapamayacak durumda sadece sen normal yap şöyle iyi böyle iyi deyip force edilen hastalar da oluyor. Onlar da sıkıntı yaşıyorlar. Yani burada doktorların karar vermesi, hasta doktor ilişkisine başkalarının katılmaması lazım. Bunlarla sık sık karşılaşıyoruz. O yüzden lütfen gebe hastalara doğrulanmış yani bir hekimin ağzından direkt duyduğunuz doğrulanmış bilgileri aktarın. Onlar da iyi bu arada, hiç aktarmamak gibi bir şey algılanmasın. Tam tersine bu bilgilerin dağılması lazım. Doğru alından emin olunan bilgiler aktarılabilir. Ama duyulan kulaktan dolma dediğimiz ya da sağda solda görülen bilgilerin aktarılması tehlike doğurabiliyor. Sorumluluk çünkü ağır bunlarda. Bazı gebelikteki bazı hastalıklarında doğum için kesinlikle sakıncası var. Bazı ağır kalp hastalarının hamile kalmaması lazım. Evet. Çünkü o gebeliğin büyümesi, bebeğin büyümesi anne hayatını tehlikeye atabiliyor. Bazı beyinde anevrizma dediğimiz damar genişlemeleri olanların yine hamile kalmaları sakıncalı olabilir. Bu tip kronik böbrek hastaları, kronik karaciğer hastaları, kronik akciğer hastalarının doktorla, hormonal hastalıklı olanın kendi doktorlarıyla hamile kalabilir miyim onayını alıp ondan sonra gebe kalma lazım. Çünkü gebe kalınca çok enteresan problemler ortaya çıkıyor. Bir de doğum, yani hamile kadının her şeyine dikkat etmesiyle ilgili bir trajedi yaşadığım bundan 17-18 yıl önce. Hatta buradan da biraz hospital hastalarının sonrasında da takibi ile ilgili bir yanıt da olmuş olacak. Çok eski bundan, o çocuğu daha sonra ben bizim hastanede avrasyonda gördüm. 17-18 tabii 2 yıl önce 15 yaşında. 17-18 yıl önce bir doktor hanım, eşi de göz doktoru, doğumdan sonra emziriyor. Bir çocuğu var, bir kız çocuğu var. Emziriyor, emzirirken göğsünde dayanılmaz ağrı oluyor. Emzirdiği için işte bebek çatlak yarattığı için deyip kendi de hekim olduğu için onu kontrol ediyor. Arkadaşlarına danışıyor. Muayeneye gitmiyor. Bir kremler alıyor vesaire. Artık ağrılar sırta falan filan gelince bir doktora gidiyor. Bir bakıyor bir meme kanseri emzirme döneminde. Bebeği de kızı da 6 aylık ya da 6,5 aylık ya da 7 aylık o civarda. Meme kanseri oluyor ve kemiğe kadar metastaz yaptığını yani yayıldığını öğreniyor. Ondan sonra genel kontrollerde adet de görmüyor ama emzirdiği için adet görmediğini düşünüyor. Genel kontrolde bir de gebe olduğu, 5 aylık, 5,5 aylık gebe olduğunu öğreniyor. Çok çarpıcı bir durum. Evet. Bir de oğlu olacağı haberini alıyor. Yani sevinse bir türlü, üzülse bir türlü. Çünkü gebeliğin devamı çok sakıncalı. Meme kanseri bir an önce kemoterapinin başlaması lazım. O kemoterapi ilaçları bebekte ağır problemler yaratacağı için üniversite konseyi toplanarak gebeliğin sonlandırılmasına ve bir an önce kemoterapinin başlamasına karar vermişti. Doğum için normal doğum olsun, boşuna ameliyat olmasın diye çok uğraştık. Neticede bir hafta sonra bebek doğdu ve doğunca ağladı. O bebeği yaşatmaya çalıştık ama çok erken doğduğu için onun problemleri oldu. Önce aile ona sevindi. Ne mutlu oğlumuz oldu diye. Ama bu sefer de bebeği kaybedince o doğan bebeğe üzüldüler. Arkasından o bebeği babası, göz doktor olan babası Kütahya'da hiç unutmuyorum toprağa vermek üzere arabayla giderken trafik kazasında baba vefat etmişti. Bu üzüntünün üzerine de anne adayı 2 ay ya da 3 ay sonra kemoterapiye rağmen maalesef yaşamını yitirmişti. O kızcağız şimdi gayet de başarılı bir teyzesinin yanında eğitim aldıktan sonra teyzesinin de doğumunu ben yaptırdım. Çok iyi bir okulu kazanarak eğitimini devam ettiriyor. İşte 2 yıl önce 15 yaşındaydı, şu anda 17 yaşında. Öyle trajedik bir hikayesi var. Ne annesini ne babasını ne de kardeşini görmedi. Kısa bir süre içinde üçünü de kaybetti. Bazen işte hekimler bile imalkar davranabiliyorlar. Yani gebe kadının çeşitli hastalıklarının olabileceğini unutmamak lazım. Evet. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.